Kıymetli hocalarım, değerli arkadaşlarım, Fevzi Çakmak oturumuna hoş geldiniz. Öncelikle kendimden bahsedeyim. Samet Burak Kışla, Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. Şu anda da hali hazırda yüksek lisans öğrencisiyim. 2013 senesinde bu ocağın kapısından girdim ve hala buradayım. Beni buraya layık gören hocalarıma ve gençlik kollarındaki kardeşlerime teşekkür ediyorum. Şimdi kısaca tebliğ sunacak arkadaşlarımı sizlere tanıtacağım. Tevfik Berker Koçak, Türk tarihinde askeri strateji ve savaş araçlarının incelenmesi. Cihat Dizdaroğlu, askeri okulların Türk modernleşmesi sürecindeki yeri. Hilal Gökçe Kahriman, bir postmodern darbe olarak 28 Şubat süreci ve 2002 sonrası değişen söylemler adlı tebliğlerini sunacaklar. Tevfik Berker Koçak kardeşimi Türk tarihinde askeri strateji ve savaş araçları incelenmesi tebliğini sunması için kürsüye davet ediyorum. Kıymetli katılımcılar, tekrar hoş geldiniz. Ben Tevfik Berker Koçak, Osman Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2016 yılında mezun oldum. Şu anda yüksek lisansımı da taze bir şekilde tamamladım. Yüksek mühendis unvanına sahip oldum. 2,5 yıldır da TUSAŞ Motor Sanayi'nde makine mühendisi olarak çalışıyorum ARGE departmanında. Bugünkü bildirimizde Türk tarihinde askeri strateji ve savaş araçları incelemesini üzerine konuşacağım. Milattan önce 8. yüzyıla kadar inip günümüze kadar hızlı bir tarama gerçekleştireceğiz. Türkler tarih boyunca ne gibi silahlar kullandı, askeri stratejileri nelerdi, günümüzdeki gelişmelerden hızlıca bahsetmeye çalışacağım. 15 dakikada olabildiğince hızlı ilerlemeye çalışacağım. Şimdiden özür diliyorum. Sunumun içeriği, öncelikle Türklerde savaş ve savaşçılıktan bahsedeceğim. Sonra tarihsel silsileyi 3'e böleceğiz. Eski Türk askeri stratejisi ve silahlarından, sonra yeni Türk askeri stratejisi ve silahlarından, daha sonra da modern Türk askeri stratejisi ve silahlarından bahsederek sunumumuzu sonuçlandırarak noktalayacağım. Giriş kısmında bir şiirle başlamak gerekirse, Namık Kemal'in bu ünlü dizeleri bize özetleyecektir sunumumu. Ecdadımızın heybeti marufu cihandır, fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır. Bu dizelerle biraz sonra anlatacağım başlıkları gözünüzde canlandırmış olacaksınız. Türk tarihinde bir bayrak yarışı devam ediyor. Bu bayrak yarışını devletler silsilesince devam ediyor. Bunu incelerken literatür ve tarih metinleri inceleyerek ordu millet anlayışını ortaya koyduk. Ondan sonrasında bu literatürdeki tarih bilgilerinden yola çıkarak Türklerin kullanmış olduğu savaş stratejisi ve silah teknolojilerini inceledik. Bir devamında ise ordu silah sistemlerindeki gelişmeleri sunumun sonlarına doğru görmüş olacağız. Buralardan hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Öncelikle sunumun girişi genel olarak tarih kaynaklarına bakıldığı zaman Türk elinde kılıcı, sırtında oku, güce hakim bir şekilde altındaki atı ile bu gücü coğrafyaya hızlı bir şekilde geniş sahalara yayabiliyor olduğunu görmekteyiz. Bu Türk tarihi boyunca bir silsile halinde devletlerin eliyle süre gelerek devlet kültürü ve organizasyonu giderek gelişmiştir. Ve bunlar bir taşıyıcı olmuştur tarihte. Bu çalışmam kapsamında Türk ordusunun dünü ve bugünü araştırılarak geçmişiyle arasındaki bağı size özetlemeye çalışacağım. Tarih boyunca her millet kendi yetenekleri, yaşantıları, bulundukları coğrafyaları ve tarih gelişmeler doğrultusunda kendilerine has ve onları diğer milletlerden farklı kılan özelliklere sahip olmuştur. Ve bu özelliklere tanınmışlardır. Bunlardan çeşitli dallar var ama Türkleri ön plana çıkartan birisi de askeri kültür ve harp sanatıdır. Bunlardan yani ön plana çıkan milletlerden biri Türkler olmuştur. Türkleri tarihi kaynaklarda ve yayınlarda doğuştan asker olarak veyahut da savaşta doğan ve fetih için örgütlenen bir topluluk olarak nitelendirmiştir araştırmacılar. Ve
Türkleri bu alanda uzman kılan, ön plana çıkartan iki bilim dalı ortaya çıkmıştır. Özellikle malzeme biliminde tarih boyunca ileri seviyedeler. Tabii inişler çıkışlar olmuştur ama tarih sahnesine çıkışında ve günümüzde de malzeme biliminde demircilik ve ahşapla ahşap işlemeciliğiyle deki başarılarıyla ortaya çıkmışlardır ve bunu mühendislik ilmine yönelterek silah yapımı ve makine alanlarında kendilerine has ürünler ortaya koyarak diğer milletlere, komşu milletlere karşı ve düşmanlara karşı üstünlük sağlamışlardır. Tarih kaynaklara baktığımızda kendi ürettiğimiz tarih kaynaklar var, komşu milletlerin ürettiği tarih kaynaklar var. Bunların arşivlerinden elde edilen bilgilerle bizim Orhun yazıtlarımız, Dede Korkut hikayeleri, Kutat Kubilik, Türk destanları ve Divan Lügat-ı Türk gibi ve arkeolojik bulgular gibi kaynaklardan Türklerin nasıl silahlar kullandığını, ne çeşit özelliklere sahip olduğunu ve tarih boyunca ne gibi evrimlerden uğradığını görebiliyoruz. Tüm bu kaynakların ortak bir yanı, çıktısı Türklerin ordu millet ya da ordu devlet yapısıyla organize olduğuna işaret etmektedir. Buraları hızlı geçebilirim. Reşidettin Oğuznamesi'nde Türklerin tarih sahnesine çıkışını Hazreti Nuh'un çocukların üzerine ifade etmektedir. Çocukları üzerine dünyadaki toprak dağılımını yaparken Yafes'in payına Türkistan coğrafyasının düştüğünü ve Türklerin de onu Olcay Han olarak ifade ettiğinden bahsetmiştir. Devamında silsile haline geldiğini ifade etmiştir. Ancak bunun tabi tarihi açıdan ispatlanması, kanıtlanması veyahut da farklı kaynaklarla kıyaslanmasında zorluk çekebiliyoruz. Ancak resmi anlamda hani bir buluntu anlamında farklı bir milletin de bizden bahsetmesiyle ilk defa Çinlilerin tarihi kaynaklarında Türklere rastlıyoruz. M.Ö. 822 yılında Çinler ve Türkler arasında gerçekleşen savaşı anlatan, Çinlilerin zaferini anlatan bir şiirde, görmüş olduğunuz dizelerde ilk defa Hunların ismi geçiyor. Buradan yani tarihi kaynaklar açısından başlangıcımızı bu dizeler olarak görebiliriz. Devamında ise asıl olarak devlet sahnesini Teoman Han'ın Hun İmparatorluğu'nun başına geçmesiyle birlikte çıktığını söyleyebiliriz. M.Ö. 318 yılında. Ve devamında zirveye ulaşan o Hun İmparatorluğu'nu bir üst çağa atlatan kişi olarak oğlu Mete Han'ın başa geçmesi, bildiğiniz üzere ıslıklı okun ve onluk sistemin kurucularındandır, sahibidir. M.Ö. 209 yılında babasını tahttan indirerek başa geçiyor ve altın çağını yaşatmaya başlıyor Hun İmparatorluğu'na. Peki Mete Han'dan bahsetmezsek olmaz çünkü dünya harp tarihinde en önemli kişilerden birisidir. Mete Han 10 bin kişiliğe dayalı bir birlik kurmuştur. Bu birliğin tamamı eğitimli ve ücretsiz askerdir. Hatta Türk Kara Kuvvetleri alması günümüzde çoğumuzun belki dikkat etmediği bir şeydir. M.Ö. 209 kuruluş olarak yazmaktadır. Bu haliyle baktığımızda dünyanın en köklü ordularından birine sahibiz. Ve bu ordunun teşkilatlanması kılıçlı, mızraklı, o zamanki teknolojili oklu atlı birliklerden oluşmaktadır. Bu 10 binlik kişiyi Tümen ismini vermiş ve 1000, 10, 100 gibi bölümlere ayırıp 10 başı, 100 başı, 1000 başı bugün de hala kullanmış olduğumuz rütbeleri temelini orada oturtmuştur. Ve şu an hala dünya orduları onluk sistem üzerine devam etmektedir. Burada kısa bir bilgi verebilirim. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanları kara kuvvetlerinden seçilir. Çünkü ordumuzun temel yapısını kara kuvvetleri oluşturur. Örneğin Amerikan ordusunun Genelkurmay Başkanı'nı deniz kuvvetlerinden seçerler. Çünkü onun ordusunun temel yapı taşı deniz kuvvetleridir. En çok o deniz askerlerine sahiplerdir. Hızlıca geçeceğim tekrar. Türklerin devlete verdiği önem, savaşa verdiği önem ve güce verdiği önemlerden birisi. Aynı şekilde Reşidettin'in Oğuznamesi'nde hani tarihin ortaya çıkışından itibaren Türklerin geldiğinden bahsetmişti. Göktürk anıtlarında da buna benzer bir şekilde üstte mavi gök, altta yağız yer kılındığında ikisi arasında insanoğlu kılındığını ve bunun üzerine de ecdadımızın Bumin Kağan ve İstemik Kağan'ın oturduğunu, oturarak Türk milletinin töresini tutup düzenlediğini ve çevre milletlere baş eğdirdiğini ifade etmiştir.
Yani bu dizeler, bu bilgiler aslında Türk tarihinin gerçekten de çok eski zamanlara dayandığını ifade etmektedir. Bir başka kaynağımızda Dede Korkut hikayesinde şu dizeler bulunmaktadır. Bu dizelerde mesela bir hana dua ederken işte kanatlarının uçları kırılmasın, koşar iken ak boz atın sendelemesin, vuruşunca kara çelik öz kılıncın çentilmesin, dürtüşürken alaca mızrağın utanmasın şeklinde ifadeleri vardır. Buralardan Türklerin o tarihlerde hangi silahları kullandığını, savaşın onların hayatlarına ne kadar önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. Kutat Kubilik'e değinecek olursak, burada da devlet hükümdara hikmetli satırlarında şu öğütleri de bulunmuş. Devlette iki büyük vazife vardır. Birisi vezirlik, ikincisi ordu kumandanlığıdır. Biri kılıcı, biri kalemi tutar. Bu ikisi bir el ele verirse onu kim koparır şeklinde devletin gücünün bu ikisinin birlikte olması gerektiğine değinmiştir. Türk silah savaş ve savaşçılığında şu şey çok önemlidir. Biz eskiden ilk başlarda ürünleri kendimiz üretiyorduk, kendimiz tasarlıyorduk ve bunlara biz isim veriyorduk. Ve kendi öz Türkçe kelimelerimize sahip isimler veriyorduk. Sonra teknolojide geri kaldığımız zaman başkalarının ürettiği araçların onların verdiği isimlerle kullandığımızı zaten gözlemleyebilirsiniz hala günümüz hayatında. Giderek ama yine teknolojik çağda, sunumun sonlarında göreceksiniz, gene ön plana çıkmaya başladık, tarih sahnesinde ortaya çıkmaya başladık ve artık kendi isimlendirmelerimizle, kendi terminolojimizle bunu dünyaya yansıtmaya başladık. Burada birkaç kelimenin tanımlarından paylaştım. Yine bildiğiniz üzere subay deriz değil mi biz komutanlara? Bu nereden geliyor? Ordunun çokluğun, yani yine Divan-ı Lügat-ı Türk'te geçen ifade. Ordunun çokluğu her zaman suya benzetilmiş, suyun hareketine benzetilmiş. Ve su aktığı zaman su vakti denilmiş. Bunu askere yansıttığımız zaman da suyu aktı şeklinde dönüştürerek kullanılmış. O güne de subay olarak gelmiş. Mesela su, asker, subay da komutan anlamına gelmekte. Sonuç olarak birinci bölüm tamamlarken askerisi ve stratejik ve taktiğimizde Türkler tarih sahnesinde atıyla kılıcıyla hızlı hareketleriyle öncelikle gerilla savaşlarıyla başlamıştır. Yani vurkaç taktikleri, yıldırma taktikleri, devamında yıldırım harekatlarıyla lojistik desteklerini, düşman lojistik desteklerini yıkıcı savaşlarla başlamıştır, saldırılarla. Devamında düzenli orduların kurulması, kale muhasaralarının devreye girmesi, meydan savaşlarının ortaya çıkması şeklinde evrilerek kademe kademe güçlenmiştir. Bugünkü modern silahlara uzanan bir serüvene sahiptir. Şimdi ilk olarak eski Türk askeri strateji ve silahlarından bahsedeceğim. Burada daha çok işte kılıç, kalkan, mızrak, sapan gibi ürünlerde karşılaşacağız. Bunlar teknolojinin gelişmesiyle giderek yükselecek. Buraları atlayabilirim. Bunu iki parçaya bölebiliriz. Uzak muharebe silahları, yani askerin birebir göğüs göğüse mücadeleye girmeden canını koruyarak ama karşı tarafı da yıpratarak savaştığı oklar, mızraklar, sapanlar, mancınıklar gibi ürünleri düşünebilirsiniz. Bunlardan bahsedebiliriz. En önemlilerinden birisi ve meşhur olan çağdaşı longbow denen, yani uzun yay demek olan bir şey var. İngilizlerin uzun yayı var. Tek ağaç gövdeden yapılmış. Neredeyse bir insan boyuna ulaşmakta. Ve sağ tarafta da gördüğünüz gibi yüzyıl savaşlarında bir örneği var. Bu zamanında çok fazla kullanılmış tarih boyunca çeşitli milletler tarafından. Ama Orta Asya'ya geldiğiniz zaman tek ağaçtan yapılı olması, bunun ömrünün kısıtlı olması, ondan sonra taşınmasının, kurulmasının zor olmasından dolayı Türkler kendilerine özgü kompozit yay tasarımına geçmişlerdir. Evrimi de görüyorsunuz, batıdan doğuya, Orta Asya'ya doğru geçtikçe hem yay ve okun kullanımı kolaylaşmış, taşıması kolaylaşmış. Bunu aynı zamanda at üstünde öne ve arkaya hareket halinde atabilir kabiliyete gelmiş Türkler. Kompozit ilmi, bu da malzeme biliminin bir dalıdır. Tek bir malzeme demek değildir. Kompozit, birden çok malzemenin bir araya gelerek
bunların özelliklerinin birleştirilmesiyle daha güçlü bir malzeme elde etmek demektir. Yani Türkler kompozit yayında şey kullanmıştır. Yani sadece yekpare bir ağaç gövdenin dışında üzerine kemikle güçlendirme, sinir sararak üzerine, hayvan sinir sararak daha da bunu dayanımlı hale getirmiştir. Daha, bu güçle daha küçük boyutlarda, ebatlardaki bir yayı daha uzun mesafelerde daha etkili bir atışla ortaya koyabilmiştir. Bunlardan tabii bu Türk yayı ortaya çıktığı zaman Türk atış stili de ortaya çıkıyor. Türk atış stilinde sadaklar ortaya çıkıyor. Yani oklarını depoladıkları. Aynı zamanda zihgirler ortaya çıkıyor. Bunlar da atış stiline uygun olarak baş parmaklarını korumaları için bunun gibi yan ürünler de ortaya koymuştular. Yine bir Türkiye'yi inceleyecek olursak bir tane arkeolojik bulguda Moğolistan topraklarında gerçekleşmiş. İşte gövdesinin akça ağaçtan olduğu, uzunluklarının temren denen okun uç kısmı oluyor. Temreninin nasıl bir yapıya sahip olduğu, işte ıslık aparatı bulunmuş, ıslıklı oktan bahsedebiliriz. Ondan sonra yelek, arkalık ve boyama şeklinde günümüze tekrar bu arkeolojik buluntuların incelenmesiyle Türk yayının, Türk kompozit yayının detaylarını ortaya koymaktadır. Uzak muharebe silahlarına kısaca geçecek olursak tekrar Moğol oklarının 200 metreden 400 metreye kadar Kafesoğlu'da Türk oklarının menzilinin yaklaşık 660 ila 846 metre mertebesinde olduğunu bahsetmiştir. Ama hani genel olarak bunun bu mertebelerde 600 ila 700-800 metreler civarında bir menzili olduğunu kabul edilmektedir. Tevfik'cim 2 dakika. 2? Çok az. Tamam. O zaman hızlıca geçiyorum. Mızraklar kullandık. Orta Asya'da Avrupa Hunları yine mızraklar kullanıyor. Sapanlar kullandılar. Ondan sonra kale muhasaralarında koçbaşları, kuleler, mancırıklar kullandık. Devamına geçecek olursak yakın muharebe silahları çok önemli. Bugün bildiğiniz üzere Savunma Bakanlığı'nın amblemi de değişti. Savunma Bakanlığı'nın ambleminde şu an eski Türk kılıcının sembolü bulunmakta altında dikkat ederseniz. O da gördüğünüz üzere kıvrımlı yapısıyla, kavisli yapısıyla diğer kılıçlardan ayırıyor kendini. Bu kıvrımlı yapısı sayesinde vurulduğu zaman basıncı gücü o kıvrımın ucuna yönelterek daha yüksek kesme ve yaralama kabiliyetine sahiptir. Buraları biraz hızlı geçecek olursam, biz aynı zamanda askeri değil atı da korumuşuz, ata da zırh giydirmişiz. O da bizim için hayatımızda çok önemlidir. Onun sağlam kalması da çok önemlidir. İkinci şeye geçecek olursam, yeni Türk askeri stratejisi. Burada en önemli şey ne? Barutun icadı, barutun ateşli silahlarda kullanılması. Bu artık bizde yeni bir çağ açıyor. İstanbul'un fethiyle zirveye ulaşıyor. Ve donanmaya da sahip oluyoruz. Türkler önce kara araçlarıyla, kara savaşlarıyla sonra Osmanlı ile birlikte deniz savaşlarıyla tanışıyor. Devamına gelecek olursak bu yeni Türk silahlarını hafif silahlar ateşli ve donanma olarak bölebiliriz. Hafif silahlarda aynı şekilde kılıç, kalkan, ok, yay bunların kullanıldığını görmekteyiz. Fatih Sultan Mehmet'in tasvirinde elinde zihgirinin olduğunu, Yavuz Sultan Selim'in ok atış taliminin tasvirini ve Sultan II. Murat'ın atlı okçuluk taliminin görsellerini görmekteyiz. Bunlar sultanların nezdinde de kullanılmakta, aktif olarak devam etmekte ve önemli olmaktadır. Bunun dışında burada artık silahlarda sanata da girmiş oluyoruz. İşlemelere dikkat edecek olursanız aynı kılıçlar, aynı silahlar kullanılmakta ama işlemelerde büyük bir artış meydana gelmektedir. Bu artık toplumsal yaşam. Sonuca bağlayabilir miyiz diye. Sonuca bir 5 dakika uzatma imkanımız olur mu? Şu olmaz. Maalesef. Oturun başkanım. Tamam. Devam ediyorum o zaman. Evet. Metinde okusunlar, alsınlar. Tamam, metinde bunlar detaylı bir şekilde var. Donanmalarımız da, topa sahip olan donanmalarımız, kalyonlarımız meydana gelmişti. Artık modern silahlara gelecek olursak, başta bahsettiğim üzere biz silah üreterek, silahları da kendi stilimizle üreterek başlamıştık. Peki bunlara artık günümüzde de tekrar geldik mi? Sonuç aslında o. İlerleyen silah sistemlerinde devam ediyor ve silahlarımız artık milli, yerli, mühimmat kullanarak geliştirilmekte. İsimlerini biz veriyoruz. Ticari sahipleri biziz. Satışları da bize ait. Bunlara dün İDEF'teydim. Milli Savunma Sanayi Fuarı'nda. Üzerinde kayı boya ambleminin
bulunduğu soğutma sisteminin tasarlandığı MPT-55 silahını görebilirsiniz. Bu makine kimya endüstrisinin bir ürünüdür. Orada da bu anlattığım ürünleri de görmekten görebiliyoruz. Askeri zırhlı araçlarımız gelişti. Zeytin Dalı operasyonunda ve şu an hala Suriye'de kullanılmakta. Askeri kayıpları minimuma indirmiştir. Devamında farklı silah sistemlerimiz vardır. Topçularımız gelişti. Artık obüslerimiz var. Olduğumuz yerden 60 kilometre, 80 kilometre fırtına 2 ile vurabileceğimiz silah sistemlerimiz oldu. Bunlar da etkili atış altına alıyoruz. Artık stratejimiz baskınlardan ziyade uzaktan muharebeye dönüştü. Teknolojik muharebeye dönüştü. Korkut sistemini görüyorsunuz. Hava savunma sistemi. Altay tankımız var. Bitiriyorum. Çok az kaldı. Donanmamızın evrilmesini görüyorsunuz. Yavuz Selim zırhlısından modern Türk donanmasına geldik ve size yine güzel bir haber vereceğim. Milgem projelerimiz devam ediyor. Heybeliada korveti ve bayraklar çıkarma gemisini görmektesiniz ve dün yeni amiral gemimiz TCG Anadolu suya indirildi. Bu da ilk uçak gemimiz olarak tarihe geçmiş durumdadır. Ve bunun 2 yıl kadar elektronik sistemleri, radar sistemlerinin kurulması devam edecek ama şu anda suyla buluştu, imalatı tamamlandı. Hava araçlarında da 1. Dünya Savaşı'ndaki teyyarelerimizi görüyorsunuz. Tek kişilik veya iki kişilik. Şimdi artık modern F-16 filolarımız var. Kendi uçaklarımızı yapmaya başlıyoruz. Radar sistemine sahip uçaklarımız var, kargo uçaklarımız var. Ve devamında yine İDEF'ten bir görsel. Gökbey var. Atak helikopterimiz var, savaş helikopterimiz ve personel taşıma helikopterimiz. İnsansız savaş araçları ve savaş uçaklarımızın üretimi, tasarımı devam etmekte. Bunların markalaşması devam etmekte. En önemlisi de bu markaları bizim satıyor, bizim kontrolümüzde oluyor olması önemli. Tabii uzaya da bir el attık. Göktürk uydusu şu an gökyüzünde gözetleme ve haberleşme açısından bize imkan sağlıyor. Sonuç olarak eski Türk ordusunun kendine has silah sistemlerini tasarlayıp büyük ustalıklarda kullandığı tespit edilmiştir. Günümüz Türk ordusu serisine gelinceye kadar devletler ve çeşitli Türk boyları, Türkiye Cumhuriyetler, devletler bunların kültürel taşıyıcısı olmuştur. Bir üst seviyeye çıkartmışlardır ve tıpkı eski Türk ordusu döneminde olduğu gibi bugün de özgün kendi tasarım ve kendi üretim silahlarımızın modern Türk ordusu tarafından kullanıldığını ve büyük başarıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa dersiniz. Tevfik Berker Koçak'a teşekkür ediyoruz. Muhammed Cihat Dizdaroğlu'nu askeri okulların Türk modernleşmesi sürecindeki yeri konulu tebliğini sunması için davet ediyorum. Değerli hocalarım, aziz ocaklılar, hepiniz hoş geldiniz. Tebliğ etmeye çalışacağım şey askeri okulların Türk modernleşmesindeki yeri. Çalışmamızın kapsamının belirlenmesinde askeri okulların Türk modernleşmesindeki yeri nedir sorusu oldukça etkili olmuştu. Bu minvalde öncelikle sorudaki kavramların ayrı ayrı ele alınması gerekir. Modernleşme nedir? Modernleşme az gelişmiş veya gelişememiş toplumların modern, siyasal, kültürel bakımdan gelişmiş olan toplumları model alma ve onlara benzeme biçimidir. Modernleşmenin derinine inersek mod yani kip değiştirmeyi görürüz. Modernleşme dünya için özellikle Batı Avrupa'da 16. yüzyılda şekillenen bir süreç, yeni olguların benimsenmeye başladığı, yeni yaşam tarzlarına geçilen bir dönem. Modernleşmenin temelinde de aydınlanmacı süreç yatıyor. Aydınlanmacı süreç de bir önceki yüzyılda şekilleniyor, yani 15. yüzyılda. Avrupa'daki bu hareketler de tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi ekseriyetle zorunlu nedenlerden oluyor. Bu zorunlu nedenlerin bazıları kilisenin baskıcı,
tavırları, İstanbul'un fethedilmesi gibi birçok nedeni var. Tabii bu sorgulama ve değişim Avrupa'da çeşitli devrim hareketlerinin başlamasına neden oluyor. Özellikle buna dikkat çekmek istiyorum. 15. yüzyılda Avrupa'da 1700 matbaanın kurulduğu ve 15 milyonun üzerinde kitap basıldığından söz edilmektedir. Bizim konumuzun içeriğini ilgilendirdiği için ben askeri devrime değineceğim. Tarihçilerin genel görüşü itibariyle askeri devrim 1560-1660 yılları arasındaki dönemi kapsıyor. Jeremy Blake bu döneme dikkat çekse de askeri devrimi oluşturan nüvelerin bazılarının daha önceki dönemlerde oluştuğunu söylüyor. Bunlar nedir? 8. yüzyılda ağır süvarinin orduda yer bulması, 14. yüzyılda topçuluktaki gelişmeler, 15. yüzyılda da ateşli silahlarda gerçekleşen gelişmeler. Tabii son olarak 1792-1815'teki devrim orduları, ki bu Fransız ihtilalini ortaya çıkaran ordular. Bu da modern devletlerin oluşumundaki en uç nokta, yani Fransız devrimi. Ben Türk modernleşmesi öncesi askeri eğitimden bahsedeceğim şimdi. Bunu iki kısma ayırıyoruz. Osmanlı öncesi ve Osmanlı döneminde, yani modernleşme öncesine bakacaksak. Türkler genel itibariyle konar göçer bir toplum oldukları için ilk sistemleştirilen unsur dış etkenlere de bağlı olarak ordudur. İlk Büyük Türk İmparatorluğu olan Hun İmparatorluğu devrinde M.Ö. 307 yılında Çin Kralı'nın vezirine söylediği şu sözler çok önemlidir. Eğer bizi kurtaracak iyi askerlere sahip olmazsak bu bizim sonumuz olur diyor. O halde ne yapmalıyız? Geleneklerimizde bazı değişiklikler yapmalıyız. Ben Hunların giyinişlerinin kabul edilmesini ve at üzerinde tıpkı Hunlar gibi hareketliyken ok atılmasının halkıma eğitimle öğretilmesini istiyorum diyor. Bu da bize şunu gösteriyor ki o dönemde model alınan toplum, özellikle Türkistan coğrafyasında Hunlar, yani Türkler. Buradan Selçuklu İmparatorluğu'na kadar uzanan dönemde genellikle askeri eğitimin ailede başladığını söyleyebiliriz. Selçuklu İmparatorluğu'nda bu durum biraz değişiyor. Selçuklu İmparatorluğu'nu kuran Tuğrul Bey zamanında 1040 yılında okullu subay yetiştirilmeye başlanıyor. 8 ila 12 yaş arasında okula alınan çocuklar 18 ila 20 yaş arasında askeri eğitime tabi tutuluyor. Ve mezun olduklarında askeriyede en düşük rütbe olan onbaşılıkla mezun oluyorlar. Osmanlı'ya gelindiğinde Osmanlı'da modernleşme öncesinde askeri eğitim daha imparatorluğun kurulduğu devirlerde 1. Murat zamanında başlıyor. 1. Murat zamanında kurulan Enderun, yani saray mektebi, Fatih zamanında çok fazlasıyla geliştiriliyor. Bu Enderun küçük ve büyük odalar, seferli odası ve kiler odası, hazine odası ve has odası şeklinde teşkilatlanıyor. Bu ortaokul seviyesinden yüksekokul seviyesine kadar askeri eğitimin verildiği bir okul. Ayrıca Fatih ve Kanuni dönemlerinde askeri okullarda okutulan müsbet ilimler daha sonra gereksiz görülerek Türk modernleşmesine kadar olan süreçte kaldırılıyor. Bunun da ben askeriyemizi çok fazla etkilediği kanısındayım. Saray dışında da Enderunlar kuruluyor. Bu da Mustafa Kemal Atatürk'ün Yeniçeri kıyafetiyle çekilmiş bir fotoğrafı. Yeniçerilere ait elimizde çok fazla bilgi yok. Hepimizin de malumu, 1826'da kaldırıldıktan sonra Yeniçerilere dair neredeyse bütün belgeler yok edilmiş durumda.
Enderun dışında Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk askeri okul Acemi Oğlanlar Mektebi. Okuldaki eğitimle orduya subay kazandırılıyor. Hem de Enderun Mektebi'ne öğrenci yetiştiriliyor. Bu bağlamda da İmparatorluğun ikinci askeri okulu Humbarhane ve Mühendishane. Şimdi yavaş yavaş modernleşme sürecine geçiyorum. Biliyorsunuz modernleşme süreci Türklerde Lale Devri ile başlatılan bir olgu. Bunun sebebi ise Lale Devri'nde Osmanlıların yüzlerini tamamıyla batıya dönmesi ve batıdan örnek alınan yeniliklerin uygulanmaya konması. Türk modernleşmesi bütünsellik ve süreklilik arz ediyor. Bu konuda da çok yanlış bir görüş var. Yani Osmanlı'nın Lale Devri'nden sonraki padişahlarının bir kısmı gerici, bir kısmı ilerici olarak tabir ediliyor. Ben bu görüşe katılmıyorum çünkü modernleşme sürecinde görüyoruz ki hemen hemen her padişah döneminde modernleşmeye dair bir ekleme yapılmış. Buna bir örnek verelim. Mesela 3. Selim döneminde yapılan yani Nizami Cedid kanunları ondan daha önce İbrahim Müteferrika'nın eserinde ve 1. Abdülhamit döneminde gerçekleştirilen bazı yeniliklerde de kendine yer buluyor. Bu da bu sürekliliği gözler önüne seriyor. Türk modernleşmesinin askeri safhası genel itibariyle 1. Mahmut ile başlıyor. 1. Mahmut döneminde Hendesane adında bir kışla ile yanında da bir okul kuruluyor. Bu okul daha sonra askeri okulların öncülük konumundadır diyebiliriz. Daha sonra 3. Mustafa dönemine geldiğimizde ise 1772'de Topçu Okulu'nun açılması, 1774'te Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması. Burada Fransa'dan gelen Baron de Tott'un çok fazla etkisi var. Bunun dışında da birçok yenilikte katkısı var. Bu süreçte biz askeri okullaşma sürecinde 1826'ya gelene kadar Yeniçeri Ocağı'nın ve buna benzer eski kurumların muhafaza edildiğini görüyoruz. Bu kurumların yanında yeni kurumlar da açılıyor ama bu da bir ikilik doğuruyor. 1826'ya gelindiğinde 2. Mahmut Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına yönelik düşüncelerini belirtiyor ve Yeniçeri Ocağı son kez farkında olmadan ayaklanıyor. 3 gün içinde kısa bir sürede bu ayaklanma bastırılıyor. 17 Haziran 1826'da Yeniçeri Ocağı kaldırılıyor ve yerine Asakir'i Mansure-i Muhammediye ordusu kuruluyor. Şimdi ben modernleşme sürecinde askeri okullara geçmek istiyorum. Osmanlı İmparatorluğu içinde açılan askeri okullar sırasıyla Mühendishane-i Bahri Hümayun, Mühendishane-i Berri Hümayun, Mektebi Tıbbiye ve Mektebi Harbiye'dir. Batılı tarzda eğitimin ilk örneklerini teşkil eden bu okullar özellikle Tanzimat'tan sonra tamamen Avrupalı bir yapı arz ediyor. İmparatorluk içinde açılan bu okullar modernleşmenin ilk kurumları olması hasebiyle de çok önem arz ediyor. Tanzimat'a kadar olan süreçte Enderun ve medrese öne çıkıyor. Daha sonrasında askeri okullar bu kurumların yerini alıyor. Tabii bu ikili mücadele medreselerin dini ağırlıklı bir eğitim vermesi, askeri okulların daha ziyade seküler bir eğitime yönelmesi karşılıklı çatışmayı da ortaya çıkarıyor. Mühendishane-i Bahri Hümayun'a geçecek olursak 18 Kasım 1773'te deniz subayı ve mühendisi yetiştirmek amacıyla Kasımpaşa'da kuruluyor. Osmanlı'nın batıya açılan ilk kapısı olarak nitelendirilmiştir. Eğitimde önceleri Fransız uzmanların etkisi görülüyor. Daha sonra siyasi sebeplerden ötürü İngiliz ve İsviçreli subaylar önem kazanıyor. 1795 yılında ıslah ediliyor ve Mühendishane-i Berri Hümayun'la birleştiriliyor. Daha sonra 3. Selim döneminde çeşitli sebeplerden ötürü bu iki okul tekrar ayrılıyor. Mühendishane-i Berri Hümayun
Mühendishane Berrümay'ın okur yazar ve bilgili subayların eksikliğinden dolayı 1. Mahmut döneminde Humbarhane ve Mühendishane adıyla bir okul açılmıştı. Mühendishane Berrümay'ın son şekli topçu ocağı olmasına karşın 3. Selim döneminde açılan Mühendishane-i Sultani Berrümay'ın ilk oluşumunu teşkil ediyor diyebiliriz. Ders programlarında ilk defa yabancı dil okutulan bir okul. Mühendishane Berrümay. Ders programları itibariyle tamamen bir Fransız taklitçiliği göze çarpıyor. İkinci Mahmut döneminde okulun geliştirilmesine yönelik hem öğrenci bazında hem öğretmen bazında Avrupa'ya çokça öğrenci ve öğretmen yollanıyor. Dönemin, bu da önemli, dönemin matematik öğreten tek okulu. Daha sonra diğer askeri okullara da matematik dersi giriyor. Ama ilk defa burada tekrar uygulanmaya başlanıyor. Burada gördüğümüz Mühendishane Berrümay'ın binası. Altındaki de onun mührü. Bu miladi takvime göre 1799 yılını işaret ediyor. Burada Mühendishane Berrümay'ın yazıyor. Altındakini okuyamadım. Burada ders programları var. Ders programlarında ne kadar modern olduğunu görebilirsiniz. Burada trigonometri, Fransızca, mühendislik dersleri, çok çeşitli dersler okutuluyor. Mektebi Tıbbiye'ye geçeceğim. Mektebi Tıbbiye 1826 yılında İstanbul'da 4 sınıflı bir tıbbiye okulu açıldı. İlk ismi Tıbbiye-i Amire-i ve Cerrahane-i Mamure olup tıphane orduya, daha doğrusu orduda o dönemde gayrimüslim doktorların çokluğundan şikayet ediliyor. Bu amaçla orduya doktor yetiştirilmesi amacıyla Mektebi Tıbbiye kuruluyor. Mektebi Tıbbiye 1836 yılında tıphane ve cerrahane kısımları birleştiriliyor. Batıdan gelen ders araçları ve öğretmenler daha da bu eğitimi güçlendiriyor. Okul ilk mezunlarını 1840 yılında veriyor. Bu kısım da çok önemli. İlk defa bir tıp sözlüğü oluşturuluyor. Pek çok yabancı tıp kitabı çevriliyor. 1856 senesine gelindiğinde Türkçe eğitim vermek isteniyor. Ancak Türkçe eğitime 1869 senesinde geçilebiliyor. Son bu, iki dakikamız toparlayıp sonlandırıyor. Tabii burada Haydarpaşa'daki Mektebi Tıbbiye binasını görüyoruz. Adayların daha çok tatbiki eğitim yapmalarına sağlayacak bir eğitim verilmeye başlanıyor burada. Harp okuluna geçmek istiyorum burada. İkinci Mahmut döneminde 1835 yılında bugünkü Harp okulunun başlangıcı Namık Paşa ve Ahmet Fevzi Paşa'nın yardımlarıyla kuruluyor. 1883 yılında askeri okullar Nazır Zeki Paşa'nın teklifiyle hepimizin de yakından bildiği Gos Paşa Türkiye'ye getiriliyor. Gos Paşa matematiğe ve bilime dayanan Fransız eğitiminin yerine tatbiki eğitimi geçirmeyi amaçlıyor ve bu şekilde bir eğitim veriyor. Burada 20. yüzyılın başına geldiğimizde harf okulları özelinde piyade öğretmeni Mirvala von Ditfort, bu da çok çok önemli, teklifi üzerine harp okulunda piyade alayı teşkil ediliyor. Bu piyade alayı ileride milli mücadeleyi başlatacak ve zafere ulaştıracak olan subay kadrosunun neredeyse tamamını yetiştiriyor. Burada Mektebi Harbiye-i Şahane binasını görüyoruz. Son olarak sonuç kısmına gelmek istiyorum müsaadenizle. Çalışmamızın ana eksenini oluşturacağını düşündüğümüz olgu, aynı zamanda çalışmamızın en önemli problemini çözeceğini de düşündüğümüz askeri okulların Türk modernleşmesindeki yeri nedir sorusuna vereceğimiz yanıttı. Çalışmamıza kavramları açıklayarak ve kavramları derinlemesine inceleyerek başladığımızdan askeri okulların bu süreçteki yerini saptayabilmek daha kolay olmuştur. Askeri okulların modernleşme hareketinin adeta deney tüpleri olduğunu gözlemlediğimiz süreçte ayrıca bu okulların daha sonra kurulacak olan yeni Türk devletinin devlet adamlarını da yetiştirdiğini belgelerle takdirinize sunmuş bulunmaktayız. Burada
görüldüğü üzere Rüşdiye'den yetişen devlet adamları, Mustafa Kemal başta olmak üzere. Sonuç olarak Türk modernleşmesi sürecinde askeri okulları incelediğimizde gördük ki askeri okullaşma yeni fikirlerin, yeni yaşam tarzlarının ve yeni devletin hamurunu oluşturuyordu. Teşekkür ederim. Cihat Cizdaroğlu'na teşekkürler ediyoruz. Hilal Gökçe Kahriman bir postmodern darbe olarak 28 Şubat süreci ve 2002 sonrası değişen söylemler adlı tebliğsini sunması için davet ediyorum. Süreniz 15 dakika. Teşekkür ederim. İnşallah. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Sesim... Açık açık ama sesim gitmiyor. Şurada gelmeyeyim mi? Sesim geliyor. Öncelikle kendimi tanıtayım. Adım Hilal Gökçe Kahriman. Konyalıyım. Burada Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bu kadar kalabalık olmanız hem çok güzel hem beni bir yandan çok fazla heyecanlandırıyor. Eğer yanlış bir şey söylersem gerçekten şimdiden özür diliyorum, kusura bakmayın. Öncelikle 28 Şubat nedir diye bakmak istiyorum. 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu'nun 28 Şubat 1997'de yapmış olduğu olağan toplantı sonrasında hükümete muhtıra niteliğinde bildiri verilmesiyle başlanan süreçtir. Fakat idari, hukuki, siyasi ve toplumsal alanda eski, yani daha önceki darbeler gibi ortaya çıkmamıştır. Asker daha çok ön planda olmamış, geride kalmıştır. Buradaki postmodern ibaresi de daha çok yapılan askeri müdahale sürecinde medyanın üstlendiği rolden kaynaklıdır. Şimdi süreç öncesinde sosyal ve siyasi durumu inceleyecek olursak, buradaki olayları açıkçası daha çok içine girerek anlatmayı size çok isterdim ama süremiz çok kısıtlı ve oturum başkanımız 15 dakikayı muhtemelen bana geçirtmeyecek. O yüzden çok başlıksal olarak kronolojik halde size sunacağım bunları. 2 Temmuz 1993'te Sivas olayları meydana gelmiştir. Madımak'taki olaylar Alevi-Sünni çatışmasını iyice alevlendirmiştir. Daha sonra 5 Temmuz 1993'te Başbağlar katliamı gerçekleştirilmiş ve hali hazırdaki Alevi-Sünni çatışması daha da körüklenmiştir. 27 Mart 1994'e geldiğimizde yerel seçimler meydana gelmiş ve daha sonra büyük bir ekonomik kriz yaşanmıştır. 24 Aralık 95'e geldiğimizde ise bir erken seçim yapılmıştır. Seçim sonrası Tansu Çiller ve Erbakan arasında koalisyon için bazı görüşmeler başlamıştır. Fakat Çiller ve Erbakan sürekli birbirini karşılıklı olarak suçlama halinde bulunmuşlardır. Çiller Erbakan'ı eroin kaçakçılığı ile suçlarken Erbakan da Çiller'i yolsuzluk ile suçlamaya devam etmiştir. Fakat daha sonrasında belli bir süreç geçtikten sonra Erbakan bizimle koalisyon yapanlar sütten çıkmış ak kaşıktır. Ak kaşık gibidir diye bir söylemde bulunmuş ve daha sonrasında birbirlerine doğru karşılıklı adımlar atılmış ve koalisyon kurulmuştur. Bu koalisyon dönüşümlü başbakanlık temeline dayanmaktadır. İktidara Refah Yol hükümeti iktidara geldikten sonra bazı eylemler başlamıştır. Yani çok bir süre geçmeden. Bunlardan ilki, yani en önemlisi diyebilirim, hatta Aziz Mendiler, Ankara Kocatepe olacaktı caminde. 6 Ekim 1996'da büyük bir miting düzenlemişlerdir ve şeriat isteriz diyerek çok büyük bir eylem yapmışlardır. Bu eylemlerin sonucunda Atatürk'e hakarete kadar varılması üzerine orada bulunanlar gözaltına alınmışlardır. Sonrasında Susurluk kazası 3 Kasım 1996 yılında meydana gelmiştir. Bu kazada Emniyet Müdürü Hüseyin Kocadağ
Ülkücü reis olarak bilinen Abdullah Çatlı ve Gonca Uz hayatını kaybederken milletvekili Sedat Bucak da yaralanmıştır. Bu kaza sonrasında medya bu kazayı daha doğrusu polis, mafya ve devlet üçgeninde bir yapılanma olarak göstermiştir ve bu da daha çok sorun çıkartmıştır. Bir bunun üzerine de hükümet bu olayı fasafisodur, çok da önemli bir şey değildir diyerek söylemesi de yine ortalığı karıştıran şeylerden olmuştur. Olay üzerine Yurttaş Girişimi adlı bir grup sürekli aydınlık için 1 dakika karanlık eylemleri başlatmıştır. Bu durumda akşam saat 9'da 1 dakikalığına ışıkları kapatma gibi bir eylemde bulunmuşlardır. Bunun amacı derin devlete hedef almaktır ve siyasal İslam eşittir karanlıktır gibi bir söylemde bulunmak istemişlerdir bunun üzerine. Aynı zamanlarda Refah Partili milletvekillerinin ve belediye başkanlarının İslami söylemleri gerçekten büyük ses uyandırmaya başlamıştır. Daha çok şeriat isteme söylemlerine kadar gelmiştir bunlar. Ve Şükrü Karatepe'de 10 Kasım hakkında yaptığı açıklama sunmam benim gerçekten bunu istediğim anlamına gelmez. İçim kan ağlayarak bu törenlere katılıyorum demiştir. Ve bunun üzerine büyük bir miktar para cezasına ve hapise çarptırılmıştır. 31 Aralık 96'ya gelindiğinde ise Kudüs gecesi gerçekleştirilmiştir. Ve bu Kudüs gecesinde Hizbullah ve Hamas posterleri salonu kaplarken bir tane bile Türk bayrağının bulunmaması yine irticai hareket olarak söylemlenmiş ve medya bunu Türkiye İran mı olacak şeklinde yansıtmıştır. Bu da yine hem siyasi olarak hem askeriyenin içerisinde hem de toplumsal anlamda büyük ses uyandıran olaylardan birisi haline gelmiştir. Yine bu Kudüs gecesindeki şeriat çağrısıyla ilgili bir gazetede yani medyanın üstlendiği rolle alakalı göstermek istediğim bir gazete haberidir. Daha sonra 11 Ocak 97'ye geldiğimizde tarikat şeyhlerine, liderlerine bir iftar yemeği düzenlenmiştir. Bunda yine medya irtica kalkışması olarak göstermiştir. 4 Şubat 97'ye geldiğimizde ise Ankara Sincanlı Lala Mahallesi'nde 5 tank ve 20 kadar kariyer Sincan merkeze doğru bir ilerleme kaydetmiştir. Bu halk arasında darbe mi oluyor söylemleri yaratırken dönemin Genelkurmay Başkanı'nın açıklaması hayır bu bir darbe değil yalnızca bir tatbikattır şeklinde bir açıklama yapmıştır. Fakat orada Kubbetüs Sahra adlı bir çadır vardır ve aslında askerin asıl amacı bu çadırı yıkmaya gitmektir. Fakat Refah Partili Belediye Başkanı gelen tepkiler üzerine zaten bir gece önceden bu çadırı kaldırmış bulunmaktadır. Asker oraya vardığında çadır yoktur ve göstermelik bir şekilde tanklara sanki tamir yapıyormuş gibi bir şey yapmışlardır ve bu balans ayarı yaptık demişlerdir. 28 Şubat sürecine postmodern darbe denene kadar da zaten bu süreç demokrasiye balans ayarı olarak geçmiştir. Bunlardan hepsinden önce bir de bu olay vardı. Bu ilk somut adımı 1965 yılına dayanan bir proje, Taksim'e cami yapma projesi. 65 yılından bu yana devamlı olarak zaten ertelenen ve sorun çıkartılan bir proje olarak günümüze kadar gelmiştir. Zaten bu zamanlarda o dönemde sit alanı ilan edildiği için cami projesi iptal edilmiştir. Bu da yine Taksim'e cami krizleriyle alakalı Hürriyet gazetesinin yapmış olduğu bir haber. Taksim'e cami konusunda karşı çıkanlara Erbakan'ın şöyle bir söylemi olmuştur. Sen kimsin? %3'sün, konuşamazsın. Şeklindeki Erbakan'ın bu söylemi yine ses çıkarmıştır. Tüm bu olaylar irticai hareket olarak dediğim gibi söylenmesi üzerine daha fazla artık dayanamamıştır askerler ve 28 Şubat'ta
Yani 1997'de normal olan bir Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sırasında Refah'ın göze alamayacağı 18 maddelik bir taslak sunmuştur önlerine. Fakat Erbakan öncelikle bunu imzalamak istememiştir. Üstünde çalışalım deyip o gün salondan ayrılmıştır. Zaten çok gergin bir ortam bulunmaktadır. Dışarıda yine her zaman söylediğim gibi bu medyanın rolü çok yüksektir. Ve medya dışarıda en ufak bir haber beklemektedir. Erbakan üzerinde çalışalım bunu şu anda imzalayamayacağım deyip salondan çıkmıştır. Fakat bildiri o gün basılmış ve dağıtılmıştır. Erbakan ise bunu hiçbir şekilde bozuntuya vermemiş ve TSK ile uyum içinde devam etmekteyiz tarzında bir açıklama yapmıştır. TSK ise bu açıklamaya karşılık ordu yalnızca Atatürk'e inananlarla uyum içindedir diye bir açıklama yapmış ve ipler iyice gerilmiştir bu noktada. Daha sonra Erbakan bu maddelerin yumuşatılmasını istemiştir. Araya Çiller girmiş ve Çiller'in vasıtasıyla bu bildiri Erbakan'a imzalatılmıştır. Ertesi günde zaten Erbakan'ın bu bildiriyi imzalaması paşa paşa imzaladı şeklinde medyaya yansımıştır. Bu şekilde. Bu Milli Güvenlik Kurulu bildirisinden sonra Batı Çalışma Grubu adında bir kurul kurulmuştur. İrticai hareketleri ve ülke içerisindeki tehditleri araştırmak amacıyla. Daha sonra bu bahsettiğim belediye başkanları ve milletvekillerinin söylemleri sonrasında irticai hareket yine gerekçesiyle Refah Partisi'ne kapatma davası açılmıştır. Cumhuriyet tarihinde ilk defa iktidar partisine kapatma davası açılmıştır bu davayla beraber. Dava süreci devam etmiştir ve sonra en sonunda baskılara dayanamamış ve Erbakan istifasını sunmuştur. Ancak Süleyman Demirel hükümeti kurma görevini Erbakan'dan sonra bu dönüşümlü başbakanlık sisteminden dolayı Çiller'e vermesi gerekirken Mesut Yılmaz'a vermiştir. Ve Çiller'le Demirel'in arası daha çok kötü olmuştur. Mesut Yılmaz'a bu görevin verilmesinin ardından Anasol'de yani Demokrat DTP ve DSP ile beraber bir koalisyon kurulmuştur. Yalnız bu koalisyon bir ay bile dolmadan asker ve başbakan zıtlaşmaya başlamıştır. Mesut Yılmaz'ın da siyasi bazı söylemleri olmuştur. Bu söylemler üzerine Mesut Yılmaz'a da bir muhtıra verilmiştir. Bu kapatılma Refah Partisi'ne açılan kapatılma davasının sonuçlanmış ve parti kapatılmıştır. Partinin kapatılma ihtimaline karşın daha öncesinde açılmış olan Fazilet Partisi ile yola devam edilmiştir. Daha sonra Erdoğan'ın cezaevine girme gibi bir durum olmuştur. Ve bu süreç içerisinde 28 Şubat kararlarının acil ve hızlı bir şekilde uygulanmaya başlanmasıyla ikna odaları ortaya çıkmıştır ve üniversitelerde büyük olay yaratmıştır. Yine bununla beraber Merve Kavakçı polemiği yaşanmıştır mecliste. Meclise başörtüsüyle girdiği için Ecevit tarafından dışarı çıkartılması gibi bir durum olmuştur. Üstüne çok fazla gelinmiştir burada Merve Kavakçı'nın ve o da daha fazla dayanamayıp Nazlı Ilıcak var bu sırada yanında. O destek çıkmıştır fakat daha sonra Merve Kavakçı bu baskıya dayanamayıp meclisi zaten terk etmek zorunda kalmıştır. Daha sonra 14 Ağustos 2001'e geldiğimizde Afyon merkezli olarak toplantı sonucunda özür diliyorum. Son 5 dakikamız yavaş yavaş sonuca bağlayalım. Sonuca bağlayacaksam arada çok fazla konuya atlamak durumundayım. Kusura bakmayın o halde. 15 dakika oldu benim saatime göre. 20 dakikalık bir şeyle oturdum. Yok hocam 15 dakika. O zaman saate yanlış bakıyorsun. Ben baktım burada tam şu anda 15 dakika oldu. O zaman atlamak durumundayım. Kusura bakmayın tekrardan. Eğer isteğin olursa ben kendisine bu bildiriyi ileteceğim. Sonuca bağlıyorum o zaman Sayın Başkanım. 2002 genel seçimleriyle AK Parti'nin tüzükteki kısaltması AK Parti. Bu yüzden bu şekilde dillendiriyorum. 2002 genel seçimleriyle AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi sonrasında yeni bir Türkiye stratejisi gündeme getirilmiştir. Özellikle 2002 sonrasında ortaya konulan uygulamalar toplumsal açıdan takdir kazandığı gibi bu yapılan yenilik hareketlerini eleştirenler de ortaya çıkmıştır.
AK Parti iktidara gelir gelmez 28 Şubat'ın yarattığı sorunları çözüme kavuşturacak politikalar izlemeye başlamıştır. Bunlardan bazıları meclisten geçmiş, bazıları sert bir şekilde reddedilmiştir. AK Parti ise bazı konularda tavrını değiştirmezken bazılarında ise geri adım atmıştır. Çalışma kapsamına girmeyen yıllarda izlenen AK Parti politikalarına bakacak olursak süreç hala bitmemiş. Aksine büyüyerek devam etmektedir denilebilir. Buna bağlı olarak 28 Şubat hem Türk siyasi hayatında hem de sosyal hayatı ikiye bölerek gerçekten de büyük bir kara delik olarak hayatımızda kalmıştır. Ayrıca yalnızca silahlı kuvvetler ile toplumun bazı kesimleri arasında sevgi ve güven kaybolmamış, İslamcılar da geçmişleri ve yöntemleri hususunda bir sorgulamaya girişmişlerdir. Onların arayışıyla ortaya çıkan şey AK Parti ve muhafazakar demokrasi fikri olmuştur. Bu da Türkiye'nin ileriki 10 yılında bambaşka neticelere yol açmıştır. Teşekkür ediyorum Münir. Tebliğlerini sunan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Şimdi müzakere kısmına geçeceğiz. Soru ve görüşleri olanları dinleyebiliriz. Öncelikle hepinizin ağzına sağlık. Ben Tevfik Bey'e bir soru soracağım. Tevfik Bey, şimdi sorumuzda askeriyenin bugün milli olduğundan, milli olarak da bir şeyler yapıldığından bahsettiniz. Evet. Şahsım olarak benim naçizane milliden anladığım sermayesi, ham malzemesi, işçiliği, teknolojisi milli olan şeyler. Siz evet. Sektörün içindesiniz. Bugün ne kadar milliyiz? Biraz açar mısınız, yorumlar mısınız? Tabii, çok kısa söyleyeyim. Şu an hani... önemli olan şu an ki dünya düzeninde ürünün sahibi olmanız, lisansıyla, satma hakkıyla ve tasarımıyla sahip olmanız. O yüzden şu anki üretilen, Türkiye'deki üretilen teknolojik ürünlerin özellikle savunma sanayinde lisanslarıyla bize ait olması çok önemli. Örneğin bir helikopter yapıyoruz, Atak helikopteri, işte %65'i, %70'i bizim diyoruz. Evet, A'dan Z'ye hepsini yapamayız ama satma hakkının bizim olması dünyadaki dengeler açısından ve Türk ekonomisi açısından daha önemli. Ben de sektördeyim, biz de motor yapıyoruz mesela. İlk yerli jet motorumuzu Eskişehir'de gerçekleştirdik, yaptık. Ve bunun da yerlilik oranı %85 mesela. Ha, biz evet uzmanlaşmıyoruz bir civata yapmada ama o markayı almada, o ürünün satılmasında, imalatında, tasarımında söz sahibi olmayı millileşme olarak görüyorum ben. Tabii ki yani bugün baktığınızda Mercedes bile Renault motorları kullanabiliyor ama üzerine Mercedes markasını takıp satabiliyor, söz sahibi olabilir. Özür dileyerek kısıtlı zaman problemi nedeniyle soruları aralarda alacağız. Fevzi Çakmak oturumumuz kapanmıştır. Oturum başkanımıza ve tebliğlerini sunan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Takdim etmek üzere Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Cumali İkinci'yi davet ediyorum.